Evet, bugün 9 Mart 2021 Salı günü. Tekrar online dersimizde birlikteyiz. Bugün Türkçe dersiyle başlayacağız. Türkçe kitaplarını çıkaralım yavaş yavaş. Sayfayı söyleyeceğim. Evet, Türkçe kitabımızı çıkartıyoruz çocuklar. Sayfa 148. Açalım, ben de açıyorum burada kitabımı. Sayfa 148, 148. Evet, sayfa 148 dedik. Evet, yeni gelenler günaydın. Sayfa 148'i açıyoruz. Türkçe kitabı. Sayfa 148. Günaydın öğretmenim. Günaydın Leyla. Sayfa 148'i açıyoruz. Mikrofonu kapat. Türkçe kitabı. Sayfa 148. Evet, ben de açıyorum. En son sayfa 147'yi yapmıştık hatırlarsanız. Uyur gezellikle ilgili bir şeylerden bahsetmiştik. Şimdi sayfa 148'e bakalım. Gene bu sayfa 148-149'da bizim vücudumuzla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Mesela 147'de bahsetmiştik ya, uykudan bahsetmiştik, uyur gezellikten bahsetmiştik. Bazı hayvanlar nasıl uyuduğundan bahsetmiştik. Sayfa 148'de bakalım. Kafamın içinde neler var? Ben okuyorum, sizler de kendi kitabınızdan takip edin. Saçınızın altında deriniz ve beyninizi koruyan kafatasınız bulunur. Vücudunuzdaki her şeyi beyniniz yönetir. İç organların çalışmasını, vücudun hareketlerini ve duyularınızı beyniniz yönlendirir. Ayrıca algılama, bilgi depolama ve düşünme işlerini de beyninizle yaparsınız. Evet. Saçımızın altında derimiz varmış. Derimizin de altında beynimizi koruyan kafatasımız varmış. Burada başımızda kafatası var. O beynimizi koruyor. Neden beynimizi koruyor? Çünkü beynimiz bizim en önemli organımız, en önemli organlarımızdan biri. Tüm biz vücudumuzla ilgili işlemleri, hareketleri hep beynimiz yapıyor, beynimiz yönlendiriyor. O yüzden beynimizin sürekli çalışması lazım değil mi? Ders dinlerken, ders yaparken, konuşurken, bir şeye dokunduğumuzda, yemek yerken, her hareket uygulayarak. Evet, sayfa 148'deyiz. Türkçe kitabı sayfa 148. Diğer bölüme geçiyorum. Biliyor muydunuz bölümüne geçiyorum. İkinci başlığımız. Beynimiz iki bölümden oluşur. Sağ bölüm müzik, renkler, şekiller gibi şeyleri algılamamızı sağlar. Beynimizin sol bölümü ise matematik, bulmaca, çözme ve konuşma becerilerimizi yönetir. Evet, bakın beynimiz iki bölümden oluşuyor. Sağ bölüm, beynimizin sağ tarafı müzik, renkler, şekiller gibi şeyleri algılamak. Yani bu tarz işlemleri yaparken biz müzik dinlerken, beğendik söylerken, müzik yaparken, renklerle ilgili bir işlem yaparken, şekillerle ilgili bir işlem yaparken beynimizin sağı çalışıyormuş. Matematik, bulmaca, çözme veya konuşma yaparken de beynimizin sol tarafı çalışıyor. Şimdi burada yazılan alanlardan, evet, bağlantımız koptu, tekrardan geldik. İnternette kısa süreli bir sorun yaşadık çocuklar. Neyse, devam edelim. Ne dedik? Burada saydığımız
alanlardan siz hangi alanda iyiyseniz, diyelim ki matematiğiniz çok iyi. Demek ki siz beyninizin sol bölümünü çok iyi kullanıyorsunuz. Beyninizin sol tarafı iyi gelişmiş demektir. Ya da konuşmanız iyiyse, bulmaca çözmeniz iyiyse. Ama müzikte yetenekliyseniz daha... Sayfa 148. Türkçe kitabı. Ama müzikte, renklerde, şekillerde iyiyseniz de beyninizin sağ bölümü daha iyi gelişmiştir demektir. Yani beyniniz ikiye ayrılıyor. Sağ bölüm ve sol bölüm. Her bölüm kendine özgü şeyleri var, çalışma alanları var. Biz hangi işi yaparsak yaptığımız işe göre beynimizin farklı yerleri çalışıyor. Bir sonraki başlık derin ne işe yarar? Deriniz bütün vücudunuzu örter ve bütün organlarınızı korur. Deriniz ayrıca vücudunuzun olması gereken sıcaklıkta kalmasını sağlar. Çok sıcak olduğunuzda terleyerek vücudunuzun sıcaklığını düşürürsünüz. Üşüdüğünüzde ise tüyleriniz diken diken olur. Evet, burada derinizden bahsetmiş bize çocuklar. Yeni gelenler için söylüyorum. Sayfa 148. Türkçe kitabı 148. 148. Evet, derimiz vücudumuzu örtermiş ve bütün organlarımızı korurmuş. Sanki de derimiz böyle tüm vücudumuzu saran bir kıyafet gibi değil mi? Tüm vücudumuzu örtüyor ve tüm organlarımızı koruyor. Ayrıca derimiz vücudumuzun sıcaklığı var bizim. O sıcaklığın dengede kalmasını sağlıyor. Nasıl? Çok sıcak aldığımızda böyle terleriz değil mi? Aslında o terlemek bizim sağlığımızı düzenleyen bir şey, iyi bir şey aslında. Mesela koştuk diye sıcakta hemen terleriz. Aslında terlemek iyi bir şey. Vücudumuz çünkü ısınıyor. Terleyince o vücudumuzun ısısı birazcık aşağıya düşüyor. Aynı şekilde de üşüdüğümüzde mesela deriz ya, ay üşüdüm tüylerim diken diken oldu derler. Hani böyle tüyleriniz kalkar böyle diken diken olur. O da üşüdüğünüzde o kıllarınız, tüyleriniz diken diken olur ki vücudunuzun sıcaklığını yükseltsin diye. İşte derimizde bu işlevi görür vücudumuzda. Son başlığımız Öyle vücudumuz. benim diken dediği şey böyle diken diken olduğunda eve girdiğinizde böyle hapşırıyorsunuz sonra. Bir dakika sözümü bitireyim. Bu sayfayı bitireyim. Sonra konuşuruz. Vücudunuzu saran deriniz yani cildiniz vücudunuzdaki en büyük ve en geniş organdır. Aslında derimiz de bir organdır değil mi? Vücudumuzu sarıyor derimiz yani cildimiz. Vücudumuzdaki en büyük ve en geniş organmış. Evet, şimdi bu anlattıklarımla ilgili bir şey söylemek isteyen varsa parmak kaldırsın. Bir şey sormak, bir şey söylemek isteyen varsa. Hasan, mikrofonu aç. Öğretmenim şey, dilimiz olmazsa biz de kolumuzu hareket ettiremeyiz. Ettiremeyiz. Evet, doğru. Tamam. Kapat Doğru mu? mikrofonu. Başka bir şey söylemek, sormak isteyen varsa. Tamam, geçiyoruz. Geçiyor. Gülüyorsunuz ya. Ah, Zerrin bir şey söyleyecek. Pardon, Zerrin söylesin. Öğretmenim, ben ne zaman görsem aklıma kemik geliyor. Acaba karıncaların kemiği olmadığı doğru Şimdi konumuzla alakası yok Zerrin Hanım. Şu anda insan vücudundan bahsediyoruz. Kemiklerimizden daha sonra bahsederiz. Cennet. derimiz olmasa biz ölür müydük, yaşar mıydık? Evet, güzel bir soru sordun Cennet. Evet, yani derimiz çok önemli bir organ aslında değil mi? Vücudumuzu örtüyor, bütün organlarımızı koruyor.
Hem vücudumuzun sıcaklığını dengeliyor. Yani derimiz olmasa hayatımıza devam ettiremezdik herhalde. Çok önemli bir organ. Vücudumuzu sarıyor, koruyor, sıcaklığını dengeliyor. Abi? Öğretmenim, beynimiz kalbimizi de beynimiz mi Evet. Tüm organlarımızı, tüm vücudumuzu başımızda, kafatasımızın içerisinde bulunan beynimiz yönetir. O yüzden beynimiz en hayati organdır. Evet. Muhammed de söylesin. Öğretmenim, beynimiz peki kanı bile mi yönetiyor? Evet. Kanın akış yönünde nasıl akacağını, kirli kan gelip kalbe, temiz kanın gitmesini, her şeyi. Evet. Mikrofonu sayfa 149'a geçtik çocuklar. Burada da gene rüyayla ilgili bazı bilgiler vermiş bize. Rüyayla, uykuyla ilgili bazı bilgiler vermiş bize. Onları okuyacağım size. Siz de kitabınızdan takip edin ama sormak, söylemek istediğiniz bir şey olursa lütfen beni bölmeyin. Ben sayfa bittikten sonra tekrardan sizlere döneceğim, tamam mı? Bir şey sormak istiyor musunuz? Bir şey söylemek istiyor musunuz diye. Sizin de fikrinizi alacağım bu konuyla ilgili. Şimdi okuyorum. Rüya nedir? Rüya beynimizin uyurken yarattığı hikayedir. Bu hikayede anlatılanları gerçekten oluyormuş gibi hissedersiniz. Rüyalarda birçok duygu vardır. Mutluluk, üzüntü, korku. Korkunç rüyalara kabus denir. Rüyaları ancak gördüğünüz sırada uyanırsanız hatırlarsınız. Gece boyunca sonradan hatırlayamayacağınız birçok rüya görürsünüz. Biliyor muydunuz diye bir bölüm var. Birçok hayvan uyurken rüya görür. Örneğin köpekler bazen uyurken ayaklarını bir şeyleri kovalıyormuş gibi hareket ettirirler. Evet, bakın tüm canlılar aslında hayvanlar da insanlar da rüya görür. Beynimiz aslında değil mi bu rüyaları oluşturuyor? Beynimizin uyurken yarattığı hikayedir. Biz uyuduğumuzda beynimizde, bilinçaltımızda ne varsa ona uygun böyle beynimiz bir hikaye uydurur, oluşturur daha doğrusu. Ve o rüyayı biz görürüz. Rüyada birçok mutluluk yaşayabiliriz değil mi? Mutlu oluruz bazen, bazen üzülürüz, bazen korkarız. Tabii böyle korkunç bir rüya görürsek o kabustur. Böyle böyle korku içinde uyanırız kabuslarımızdan. Kötü bir şeydir. Rüyalarımızı genelde hatırlamayız değil mi? Yani ilk uyandığımızda hatırlarız. Ondan sonra sabahleyin mesela annemize babamıza anlatacağımızda genelde çok az rüyamızın çok az bir kısmını veya birçok rüya gördüysek bir tanesini hatırlarız. Evet. Rüyaları da gerçek zannederiz değil mi? Rüyayı görürken sanki de gerçekten o şeyi yaşıyormuşuz gibi hissederiz. Ve genelde rüyalar böyle yani gerçek olabilecek olayları da rüya görebiliriz ama gerçek olmayacak şeyleri de rüyamızda görebiliriz. Mesela kendimizi uçarken görebiliriz veya öyle başka bir hayvanla konuşurken görebiliriz. Yani gerçekte olmayacak şekilde olayları da rüyamızda görebiliriz. Bir dakika fikrinizi alacağım, bir sayfayı bitireyim. Evet. Bu rüyayla ilgili, kabusla ilgili bir şey söylemek, sormak isteyen varsa parmak kaldırsın. Hatice? Öğretmenim, şimdi bir soru soracağım. Hatice'miz o beynimizin sağ bölümümüz şey yapar. Peki ya hani elimiz ayağımızı beynimiz kontrol ederse nereden kontrol eder? Yani sağ bölümden mi sol bölümden mi? Vücudumuzun normal hareketlerini yürümek, koşmak gibi, hareket ettirmek gibi. Evet. Yani tam olarak bilmiyorum. Bunu bir araştıralım. Vücut beynimizin hangi bölümü kontrol
Ben de bir bakayım, sana daha sonra söylerim. Mert, sen bir şey söyleyecektin galiba. Mert, sen mikrofonu aç da söyle. Öğretmenim, sol bölüm mü bizi kontrol ediyor galiba. Evet, az önce söyledim, bu bir önceki sayfadaydı ama cevaplandıralım. Vücudumuzda ama beynimizde iki bölüm var dedik. Sol bölüm ve sağ bölüm. İşte bazı işlevleri, bazı şeyleri yaparken beynimizin sol tarafı çalışıyor. Bazı başka hareketleri yaparken beynimizin sağ tarafı çalışıyor. Evet. Başka? Şey söyleyeyim. Gördüğü bir rüyasını anlatmak isteyen var mı? Gördüğü bir rüyasını anlatmak isteyen var mı? Cennet, sen ne söyleyeceksin? Öğretmenim, korkunç bir rüya görsek uyur gezerliğe başlar mıyız? Yok, uyur gezerlik başka bir şeyle alakalı. Korkunç rüya görmeyle alakalı bir şey değil. Uyur gezerlik bir hastalık çocuklar. Yani bu hastalıktan şeyseniz, muzdaripseniz, bu hastalığa sahipseniz uyur gezer olursunuz. Onun korkunç rüya görmeyle alakası yok uyur gezerliğin. O öyle çok az insanda görülen bir hastalık uyur gezerlik. Hatice? Sonra söylesin. Öğretmenim, şimdi biz ölürken rüya görürüz ya, kafamıza renkleri de görürüz. Yani renkleri nasıl kafamıza görebiliriz? Evet, renkleri de ayırt edebiliriz rüyamızda. Renkleri de görebiliriz. İşte bu rüya beynimizin bize bir oyunu gibi, yani öyle. Bizim gün içerisinde yaşadığımız, öğrendiğimiz şeyler beynimize geliyor ya, yani beynimize işleniyor yaşadığımız olaylar ilgili. Beynimiz de bu bilgilerden yola çıkarak böyle bir hikaye oluşturuyor aslında bilinçaltımızda. Uyuduğumuzda da o bilinçaltımızda bizim ne varsa onu rüyamızda görüyoruz. Genelde normalde yaşadığımız olaylarla ilgili rüyalar görürüz, değil mi? Yani mesela örnek veriyorum. Sınava gireceksiniz, çok heyecanlısınız. Uyudunuz, rüyanızda ne görürsünüz? Sınavla ilgili bir şey görürsünüz, değil mi? Sınava geç kaldınız veya sınavınız kötü geçti veya iyi geçti. Sınavda başınıza bir olay geliyormuş gibi. Öyle o düşündüğünüz şeyle ilgili, o günlerde düşündüğünüz şeyle ilgili beynimiz bir hikaye oluşturur ve onu görürüz. Amin. Öğretmenim, biz gece uyuduğumuzda beynimizde uyumuyor mu? Beynimiz uyuyorsa rüyayı gördüğünde o bizim rüyamız mı oluyor? Evet, çok güzel bir soru abi. Evet, beynimiz demek ki uyumuyor, çalışmaya devam ediyor. Yani o da dinlenme moduna geçiyor beynimiz. Yani normal uyanıkmışız gibi çalışmıyor ama beynimiz de demek ki bir yandan çalışmaya, o öğrendiğimiz, yaşadığımız olayları iyice beynimiz işlemeye, böyle işlevsel hale getirmeye devam ediyor demek ki. Nasıl kalbimiz uyuduğumuzda da durmuyorsa, kan pompalamaya devam ediyorsa, yavaş da olsa, demek ki beynimiz de çalışıyor. Zerrin söylesin. Peki uyurken bu rüyaları biz nasıl görüyoruz? Yani beynimiz nasıl gösteriyor bize? Evet, tamam. Yani aslında bu rüyaları yani gözümüzle görmüyoruz, değil mi? Gözümüz kapalı sonuçta uyurken. Beynimiz böyle bir hikaye oluşturuyor işte bilinçaltımızdaki olaylarla ilgili. Ve aslında beynimizde o olayı yaşıyoruz, görüyoruz. Yani gözümüzde görmüyoruz, beynimizde yaşıyoruz. Bu şekilde beynimiz, işte beynimizin bu çok özel, bilinmez, yani değişik bir organ beynimiz. Hala daha şu an bile doktorlar, bilim insanları tam olarak beynimizin sırrını çözemedi. Çok yani mucizevi bir organ beyin. İbrahim Korkut, sen de bir şey söyleyeceksin galiba. Sonra Halit söylesin.
ya da sevişinde bir şey izlediğimizde beynimiz unutmuyor ve akşamları bize rüya gösteriyor. Evet, değil mi? Mesela bir korku filmi izlediniz, korkunç bir şey izlediniz internette veya televizyonda. Ne yaparız? Korktuğumuz için beynimiz onu algılar, o bilgiyi işler. Gece uyuduğumuzda da korkunç bir şey görebiliriz, bir kabus görebiliriz. Evet. Halil sen söyle. Evet, benim bir rüyamda bir şey olmuştu. Canavar kamyon sürüyordum tepeden aşağı. Evet. Ama işte bazen uyanıyordum yani. O yüzden evet. De birazcık ürkek. O küçükten de aslında. Evet, demek ki sen o rüyayı gördüğün dönemde canavarlarla ilgili bir şey düşünüyordun herhalde normalde. Canavarlarla ilgili bir şeyler gördüğün veya düşünüyordun, bir film izledin veya bir şey duydun. Onu beynin aldı uyurken, tabii rüyalarımızda böyle bazen gerçekte olamayacak şeyler de görürüz değil mi? Canavar mesela araba kullanıyordu dedi Halil. Böyle bir şey olabilir mi gerçekte? Hayır. Beynimiz öyle bir hikaye oluşturup bizim bunu görmemizi sağlıyor. Zeynep, sonra Hasan söylesin. Hadi yavaş yavaş toparlayalım. Zeynep sen parmak kaldırmıştın. Sonra Hasan söylesin Zeynep'ten sonra. Zeynep mikrofonla söyle. Öğretmenim, insan gördüğü rüyayı unutur mu? Evet, genellikle gördüğümüz rüyaları unutuyoruz değil mi? İlk uyandığımızda hatırlıyoruz bazen. Ama genellikle birine anlatacağımız zaman unutuyoruz. Duydum Zeynep seni. Genelde burada da söylemiştik. Gördüğümüz birçok rüyayı uyanınca unuturuz. Hatırladıklarımızı da üstünden vakit geçince unuturuz. Hasan? Son Hasan söylesin bu sayfayı. Bir de Leyla söylesin bu sayfayı geçiyoruz. Öğretmenim yani biz uyuyoruz. Gözümüzden rüyaları görmüyoruz. Sadece beynimizden rüyaları görüyoruz. Evet, doğru. Son Leyla bir şey söylüyor. Öğretmenim, eğer kalbimiz kan pompalarsa nasıl beynimiz çalışıyor? İşte uyurken de bazı organlarımız çalışıyor yani. Beynimiz gibi, kalbimiz gibi, başka organlarımız gibi. Bunlar çalışmaya devam ediyor. Çünkü çalışmazsa yaşamımızı devam ettiremeyiz. Evet. Mikrofonu kapat Leyla. Evet, bir sonraki sayfaya bakalım çocuklar. Sayfa 150 ödev olsun. Sayfa 150 ödev. İşaretleyelim. Bu ekranda gördüğünüz sayfa, sayfa 150 ödev. ...151 ödev. ...151 ödev. ...150, sayfa 150, 151 ödev. Geçiyoruz. Sayfa 152'ye bakalım. Burada bazı sorular, 3 tane sorumuz var basit. Herkes bu soruları yanıtlasın bakalım. 152'de bu 3 soruyu yanıtlayalım. İkinci, üçüncü ve dördüncü soruyu yanıtlayalım. Sayfa 152'deyiz. Üç soruyu yanıtlıyoruz. Hatta bir önceki sayfada birinci soru var. Onu da yanıtlayalım. Sayfa 151'de. Öğretmenim, ikinci soruyu mu yapacağız? Bak söylüyorum. Sayfa 151'de başlıyor. Öğretmenim, ikinci soruyu mu yapacağız yoksa hepsini mi yapacağız? Hepsini. Bak söylüyorum dinle. Sayfa 151'de bir soru var. Onu da yapalım şimdi. Ya yani etkinlik için hepsini yapıyoruz. Bak 151'de başlıyor. 1. Sonra 152'de 2, 3, 4. Bu 4 sorunun hepsini yapıyoruz.
Evet. Etkinlik 3'teyiz çocuklar. Sayfa 151'de başlıyor. Birinci sorusu Evet. burada. Bir sonraki sayfada, sayfa 152'de ikinci, üçüncü, dördüncü soru var. Bu 4 soruyu da yanıtlıyoruz. Evet, bu 4 sorumuzu da yanıtlıyoruz. 152'de, 152'de, 154. Öğretmenim gitti. Tamam. Öğretmenim bitti. Tamam. Birinci soruya bakalım çocuklar. Zaten sorularımız basitti. Birinci soruyu olsun yapalım. Öğretmenim bitti. Tamam, bitti demenize gerek yok. Aşağıdakilerden hangisi uyur gezer bir insanın özelliklerinden değildir? Bakın değildir diyor. Hangisi uyur gezer bir insanın özelliklerinden değildir? A. Yataktan çıkıp yürürler. B. Ne yaptıklarının farkında değiller. C. Uyanık oldukları için ne yaptıklarını hatırlarlar. Sizce hangisi uyur gezer bir insanın özelliği değil? Parmak da kaldırabiliriz, mesaj da gönderebiliriz. Birinci sorunun cevabını ne yaptınız? Sayfa üzerinde birinci sorunun cevabını ne yaptınız? Evet. Cevapları istiyorum. Cem B demiş. Ne yaptıklarının farkında değiller. Mi dedin? Ama değildir diyor. Uyur gezer bir insanın özelliği değildir. Ne yaptığının farkında değil de uyur gezer insanlar. B doğru. Hangisi değildir? A mı B, C mi? Kim söyleyecek? Evet, yayınımızda gene bir sorun var. Yapışlıyor. Evet, A mı B, C mi? Birinci sorunun cevabı. Evet çocuklar, dersimizin sonuna geldik aslında. Hemen cevabı söylüyorum ben. Cevap C olacak birin. Çünkü uyanık oldukları için ne yaptıklarını hatırlarlar demiş. Hayır, uyur gezer insanlar uyandıklarında ne yaptıklarını hatırlamazlar. Yani yataktan kalkarlar, görürler. Ne yaptıklarının farkında değildirler. Ve uyandıklarında ne yaptıklarını hatırlamazlar. Cevap C olacak. Evet. Cennet C yazmış. C olacak cevap. Uyur gezer insanlar uyanık oldukları için ne yaptıklarını hatırlarlar demiş. Hayır, yanlış. Hatırlamazlar. Yataktan kalkarlar. Yürürler. Bir şeyler yaparlar ama hiçbirini hatırlamazlar. Çünkü uyuyorlar aslında. Uyandıklarında ben neredeyim derler. Ne yaptıklarını, ne olduğunu hatırlamazlar. Evet, çok kötü, çok zor bir hastalık değil mi? İyi ki de uyur gezer değiliz. Düşünün siz kalkacaktık, bir şeyler yapacaktık falan filan. Ya da evden dışarı çıkacaktık. Öyle insanlar da var. Evden dışarı çıkıp, arabaya binip, markete gidip alışveriş yapan uyur gezer insanlar da var. Ve uyandıklarında hiçbir şey hatırlamıyorlar. Uyur gezerlik de böyle bir hastalık. Evet çocuklar, dersimizin sonuna geldik. Bir 15 dakika ara veriyoruz. 15 dakika sonra Görüşürüz öğretmenim. matematik dersinde görüşürüz. Görüşürüz öğretmenim.